Kızılay 1868'de kurulmuş bir teşkilatımızdır, sivil toplum örgütümüzdür. Önceleri savaşlarda yaralılara hizmet maksadıyla kuruldu ama zaman içerisinde hizmet alanını çok genişletti. Yaklaşık 150 yıldır, 150 yılı aşkın bir süredir çeşitli alanlarda Kızılay'ımız hizmet vermektedir. 29 Ekim ve 4 Kasım tarihleri arasında da bütün Türkiye'de Kızılay Haftası kutlanmaktadır. Özellikle okullarımızda Kızılay Kolları vasıtasıyla bu hizmette daha canlı ve aktif yürütülmektedir. Biz Batman'da da 29 Ekim ve 4 Kasım tarihleri arasında bir dizi faaliyet planladık. Bütün ilkokullarımızda resim yarışması, Kızılay ile ilgili resim yarışması, ortaokullarımızda şiir yarışması ve liselerimizde de yine Kızılay ile ilgili makale yarışması düzenledik. Ödüllü yarışma olacak bu. Sonuçlar 4 Kasım'da açıklanacak ve yine Sayın Valimizin iştirakiyle birincilerimizi, ikincilerimizi ve üçüncülerimizi ödüllendirmiş olacağız. Kızılay bu faaliyetlerin ötesinde eğitim faaliyetlerine de destek vermektedir. Geçen sene Kozluk'ta bir derslik yapıldı. Bu sene Sakarya İlkokulumuzda özel eğitim, özellikle otistik çocuklara yönelik bir özel eğitim sınıfını tefriş ettik, donattık. Onun da açılışını 4 Kasım günü yapmayı planlamaktayız. Yine kan hizmetlerini özellikle Kızılay yürütmektedir. Son zamanlarda bu konuda neredeyse hedeflere büyük ölçüde yaklaşılmış durumdadır. Batman'da da geçmişe nazaran daha iyi bir durumdayız. Neredeyse hedeflerimizi yakalama aşamasındayız. Özellikle bu yıldan itibaren Siirt'e Batman'a bağlandı. Dolayısıyla oradaki kan hizmetlerini de yine bizim ekipler organize ediyor. Bu konuda tabii herkesin kana ihtiyacı olabilir. Bu konuda kimse kendisini müstahni tutamaz. Benim kana ihtiyacım olmaz gibi bir pozisyonun içinde olmamalı hiç kimse. Çünkü biz geleceğimizi tayin edemeyiz, ne olacağını bilemeyiz. Her an bizim de kana ihtiyacımız olabiliyor. Ve Kızılay aslında aldığı kanla bir kişiden aldığı kanla üç kişinin hayatını kurtarmayı hedefliyor. Çünkü kanı ayrıştırıp kime hangi bölümü gerekiyorsa ona göre dağıtım yapmaktadır. Ayrıca kan veren herkes için bir fidan dikme pozisyonu, durumu var. Belli yerler tayin edilmiş. Oralarda Kızılay ormanları yetiştiriliyor. Kan hizmetleri bu şekilde yürütülmekte. Okullarımızda, özellikle üniversitede, askeriyede ve halkın yoğun olarak bulunduğu semtlerde zaman zaman Kızılay araçları vatandaşlarımızdan kan talebinde bulunmaktadır. Aslında bu kan hayat kurtarması bakımından da çok önemli. Onun dışında yine bizim yardım faaliyetlerimiz yoğun olarak devam ediyor. Bu yardım faaliyetleri sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de yürütülmektedir. Nerede bir deprem olursa, bir afet olursa ilk koşan, özellikle ülkemizden ilk koşan Kızılay olmaktadır. Yine göç hizmetleri, mülteci hizmetlerine yönelik çeşitli faaliyetlerimiz var. Özellikle şu anda Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye sınırları içerisinde özellikle Resulayn ve Tel Abyad'da Kızılay çadırlar kurdu, yemek dağıtmakta ve ihtiyacı olanlara giyim yardımı ve benzeri yardımlar yapmaktadır. Bunun yanında sağlık hizmetleri yürütmektedir. Bazı yerlerde, özellikle İstanbul gibi yoğun bölgelerde bizim sağlık merkezlerimiz bulunmaktadır. Kızılay sağlık merkezleri. Bu sağlık merkezlerinde de yine vatandaşlarımıza ücretsiz bir takım yardımlar yapılmaktadır. Bunun yanında sosyal hizmetler, özellikle mültecilere yönelik belli şartları taşıyan Suriyeliler birinci derecede tabii muhatap bu işin. Çocuk sayısına, fakirlik durumuna bakılmak suretiyle Kızılay kart vasıtasıyla düzenli olarak mültecilere Kızılay vasıtasıyla, daha doğrusu Kızılay'ın öncülüğünde maaş ödenmektedir. Yine biz Batman'da yerel olarak tespit ettiğimiz bir takım adresler var. Gerek mülteci, gerek vatandaş. Bu adreslerimize zaman zaman giyim yardımı yapmaktayız. Yine gıda yardımı yapmaktayız.
Yine gençlerimize yönelik eğitim faaliyetlerimiz var. Bu eğitim faaliyetleri kapsamında zaman zaman kurslar açmaktayız. Yine Kızılay'ın gençlik merkezleri var. Bu gençlik merkezlerine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gençler toplanmakta ve yardımlar konusunda bilinçlendirilmektedir. En önemli faaliyetlerimizin biri de ilk yardım faaliyetidir. Biliyorsunuz ilk yardım hayat kurtarır. Çünkü basit bir ihmal, müdahalede gecikme insanların hayatına mal olabiliyor. Ya da ilk yardımda bir yanlışlık insanların felç olarak kalabilmelerine yol açabiliyor. Bu konuda özellikle gençlerimizi bilinçlendirmek üzere geçen yıl bir proje yürütmüştük. Bütün liselerimizde bunu yaptık. İlk yardım dersi verdik. Bütün okullarımıza birer ecza dolabı hediye ettik. Yine bütün kursa katılan öğrencilerimize ilk yardımla ilgili bir kitap hediye etmiştik. Bir katılım belgesi takdim etmiştik. Bu sene de yine Sayın Valimizle görüştük. Kendi desteklerini aldık. Önümüzdeki yıl içerisinde yine 2019-2020 öğretim yılı içerisinde bütün liselerimizde ayrıca aile destek merkezlerinde, ADEM'lerde ilk yardım faaliyetlerini yürüteceğiz. 4 öğretmen nezaretinde bu bütün liselerimize ADEM'lerde yürütülecek olan bu faaliyetlere ilaveten 3 saat ilk yardım, bir de ilaveten ayrıca madde bağımlılığı konusunda 1 saatlik bir ders vermeyi planlamaktayız. Çünkü bu konuda da özellikle madde bağımlılığı konusunda son zamanlarda hem basına hem de okullarımıza düşen bir takım bilgiler var, rahatsızlıklar var. Bunun önüne geçmek için, gençlerimizi bilinçlendirmek için bize düşen ne varsa biz de bunu yapmak adına birer saat öğrencilerimize madde bağımlılığı konusunda bir bilgilendirme, farkındalık oluşturma faaliyeti yapmayı planlamaktayız.